Doğup büyüdüğümüz yer damak zevkimizi etkiliyor. Damak zevkimiz yediklerimizi. Yediklerimiz ise sağlığımızı. Sanırım içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli problemlerinden bir tanesi sağlıklı gıdalara ulaşmanın güçlüğü. Ve daha da önemlisi hangi gıdaların sağlıklı olduğuna dair aramızda bir anlaşmanın olmaması. En son Netflix'te bu konuyla ilgili Ne Yersen Olsun isimli bir belgesel izledim. Bugün biraz o belgesel üzerinden yeni tip beslenme alışkanlıklarını konuşalım istiyorum. Şakir ve Burak da kamera arkasında bizimle beraber ve onlar da sorularıyla ve katkılarıyla konunun açılmasına destek olacaklar. Merhabalar. Hello. Ben bir süredir yeni tip beslenme alışkanlıklarının vücudumuz üzerindeki etkileriyle ilgileniyorum. Zaten bu konularla ilgilenmemek imkansız çünkü her yerden mutlaka bir şey duyuyoruz. Bir sürü yeni tipte beslenme alışkanlığı var. İşte vegan beslenme, vejeteryan beslenme ketojenik beslenme, aralıklı oruç, glutensiz beslenme, şekersiz beslenme falan filan. Yani herkesin bu konuda bir fikri var. Ama şu konuda bir fikir sahibi değiliz. Acaba bunlardan hangisi daha sağlıklı? Yani bu sadece bugün tartıştığımız bir konu değil. Mesela geçmişte de baktığımızda neyin sağlıklı olduğu konusunda ilginç bir şekilde bir fikir birliğine varamıyoruz. Bu çok net bir şey olması gerekmiyor mu? Yani bunu yersen sağlıklı olur musun? Olmaz mısın? Yani vücudun üzerinde net bir etkisi olması gerekiyor biyolojinin üzerinde ama Nedense hep tartışmalı olmuş. Mesela size çok ilginç bir örnek vereyim. Bir zamanlar tütünün sakinleştirici etkisinden ötürü doktorlar hastalarına tütün tavsiye edermiş. Hatta bir süre tütün çok sağlıklıdır diye TV'lerde tütün içeren yemek tarifleri falan paylaşmışlar. Mesela bazı yerlerde marihuana tamamen yasak, bazı yerlerde ise ilaç olarak ya da sakinleştirici etkisinden ötürü tavsiye ediliyor. Ya da bir dönem işte demişler ki şeker çok faydalıdır, enerji verir falan şekerin reklamları dönmüş. Bir dönem demişler ya tereyağı aslında çok zararlıymış, onun yerine margarin Etelim. Sonra dönmüşler demişler ki ''Aa hayır ya margarin meğersem damar tıkanıklığı yapıyormuş. O zaman tekrar geri kisel yağları denelim.'' falan filan. Yani bu konuda nedense hiçbir zaman bir fikir birliğine varılamamış. Ama bu yeni tip beslenme biçimlerinden bana en ilginç geleni ya da aslında en mantıksız gelen diyelim inek sütünün zararlı olduğunu söyleyenler. Diyorlar ki inek sütü zararlıdır çünkü bağırsaklarımız laktozu tolere edemiyor. İşte o yüzden süt içmeyin, peynir yemeyin. Süt zaten <laughs> buzağları beslemek için olan bir besindir ve insanlar için faydalı değildir. Bu konuda biraz bu kadim bilgiye inanıyorum aslında. Yani insanlar hani yüzyıllardır eğer süt içtiyse ve peynir tükettiyse bunun nasıl olduğu da zararlı olduğunu fark etmedi de bir son 3-5 yıldır bunu fark ettik. Ama ben yine de işte bunları duyduğum zaman ya acaba gerçekliği var mıdır diye kendi üzerimde denemeyi seviyorum. Bir dönem vegan beslenmiştim 40 gün boyunca. Sonra baktım ki ben etsiz yaşayabiliyorum ama peynirsiz de yaşayamıyorum. Ya aslında yaşarım da tercih etmiyorum yaşamayı. Peynir çok güzel bir şey. Niye yemeyeyim? O yüzden peynire falan geri döndüm. Sütü de bir ara denedim. Şimdi bu işte süt ağırdır işte vücudumuz onu tolere edemiyor falan filan dediler. Tamam dedim. Sabahları mesela sütlü kahve içmeyi severim. E, öğleden sonra asla sütlü kahve içmem çünkü ola ki bir İtalyanla karşılaşırsam linç yemek istemem. Niye? Ne alaka İtalyan? İtalyanlar asla öğleden sonra sütlü kahve, süt içeren kahveler işte latteydi, cappuccino'ydu asla içmezler ve bir İtalyanın yanında. Eğer bunu sipariş edersen seni rezil eder. <laughs> Duyduğum en boş kural, yani İtalyanların da bu kuralları sıkmaya başladı, onu da söyleyeyim yani. Her konuda bir kaprisleri var. Hayır canım, şimdi espresso, şimdi o başka konu, espresso onların kahvesi, onun kurallarına göre içeceksin yani. Sonra dedim ki okey inek sütü bir süre tüketmeyeyim. Onun yerine ne öneriyorlar? Biliyorsunuz bitkisel bazlı sütler öneriyorlar. Bu soya sütüdür, badem sütü, fındık sütü, yulaf sütü falan gibi böyle çeşitli sütler var. Bunları paket şeklinde tabii şeyden alıyoruz, marketten alıyoruz. Evde yapanlar falan da vardı ama ben yani nasıl yapıldığını doğrusu bilmiyorum. Fındık tadını çok kahvede sevmem. O yüzden bir hindistan ceviz sütü denedim, bir badem sütü denedim. İkisi de bana çok acı geldi. Tatlarından falan çok hoşlanmadım. Sonra dedim ki ya bunun bir, dedim bir şeyine bakayım hani içeriğinde ne var. Öyle aklıma geldi. Arkasını bir çevirdim ve şok oldum. Aldığım 1 litrelik badem sütünde badem oranı sadece %3'tü. Yani geri kalanın hepsi katkı maddesi. Hepsi kimyasal. Yani inanılmaz. Hani böyle bir besinin aslında buna süt demek de yanlış olur. Böyle bir içeceğin. inek sütü yerine daha sağlıklı bir besin olarak, alternatif bir besin olarak sunulmasına ben gerçekten anlamıyorum. Ve şok oldum yani. <laughs> Neyse sonra zaten tadını da beğenmediğim için inek sütüne geri döndüm. Peki bu inek sütü karşıtları ne zarar olduğunu iddia diyor. Ben şu ana kadar inek sütünün zararını görmedim. İşte diyorlar ki bağırsaklarımız laktozu tolere edemiyor. Bunu söylüyorlar ama başka bilimsel çalışmaları da var mı doğrusu bilmiyorum. Ben bu konularla bir yandan ilgileniyorum. Ve Netflix'te ne yersen olsun diye bir belgesel gördüm 4 bölümlük. Çok hoşuma gitti hemen açtım izledim. Belgeselin konusu aslında çok güzel. Şimdi bu bitkisel bazlı yani vegan beslenme ile etçil beslenme arasındaki farkı anlamaya çalışıyor. Yani hangisi bizim için daha sağlıklı ve hangisi daha faydalı. Bunu ölçmeye çalışan bir bilimsel çalışma belgeselin konusu ve bunu 21 tane tek yumurta ikizi üzerinden yapıyorlar ki genetik farklılıklar işin içerisine girmesin. İşte ilk bölümde çalışma nasıl yapılacağını anlatıyorlar. 8 hafta boyunca bu deneklere bir tanesini sadece vegan yiyecekler verecekler. Diğerinde sadece etçil, et de içeren menüler verecekler. 8 haftanın sonunda sonuçlara bakacaklar. Peki bu kişilerin şeyi aynı mı? Fiziksel aktiviteleri, gün içerisindeki fiziksel aktiviteleri ya da anatomileri de aynı mı? Aynı işi mi yapıyorlar? Yani 3 aşağı 5 yukarı aynı. Zaten günlük onların belli bir işte fiziksel şu kadar egzersiz yapacaksınız, şu kadar şunu yapacaksınız diye. Mesela bir tane öğrenci vardı zaten aynı derslere gidiyorlar. İşte bir tane Güney Afrikalı bir ikiz vardı. Onlar da aynı işi yaptıkları için beraberler falan. Çoğusunun zaten günlük aktiviteleri de aynı. Çalışmanın başında bunların her şeyini ölçüyorlar. Kalp ritmini, boyunu, kilosunu, ne bileyim nabzını, işte yağını, kasını falan filan her şeyini ölçüyorlar ki çalışmanın sonunda da bunları karşılaştıracaklar. Acaba nasıl bir farklılık oldu diye. İlk bölümde işte ikizleri tanıdık, çalışmayı tanıdık, şey tanıdık, bütün konsepti anladık falan. Çok hoşuma gitti. Dördüncü bölümde de sonuçları şey yapacağız. Gerçekten merak içerisinde bekliyordum. Son. Sonra daha işte sonuçlar olmadan bu işte ikizler beslenmeye başladılar falan onlara yiyecekler gönderiliyor bir tanesine vegan yiyecekler, diğerine işte normal etçili yiyecekler gönderiliyor. Ama bir yandan da işte bu vejeteryan ya da bitkisel hazlı beslenmenin reklamını yapmaya başladı belgeselde yani tabiri caizse. İşte diyorlar ki aman efendim marketlerde satılan etlerde çok bakteri varmış. Tavuk çiftliklerinde üretilen tavuklar çok sağlıksız ortamlarda yetişiyormuş. Sığır çiftliklerinden salınan sera gazı yüzünden ozon tabakası deliniyormuş. Domuz çiftliklerinden etrafa çok fazla gübre ve zehirli atık geliyormuş falan filan. Yani bir sürü işte bu et üretimi ne kadar zararlıdır, et tüketimiz çok zararlıdır, sebzeler çok iyidir. Vegan peynir yapan bir fabrika vardı oraya falan gittiler onun sahibiyle konuştular. Bir tane New York'ta Michelin yıldızlı çok ünlü bir restoran varmış. Bir anda böyle çok ani bir kararla vegan olmaya karar vermiş. Çıkıyor, anlatıyor ama sanki böyle işte dünyaya çok iyi, büyük bir iyilik yapmış gibi. Ben yani dünyayı etten kurtarıyorum falan gibi bir usulde anlatıyor. Yani başta aslında çok böyle bilimsel çalışma diyorsun, değil mi? Bir sonuçlarını bekle. Yani ne olacağını biliyor muyuz? Belki de. Etçil beslenme daha sağlıklı çıkacak. Nereden biliyoruz? Daha 8 hafta bitmemiş, çalışma bitmemiş. Daha sonuçlar açıklanmadan bu kadar işte hem etçil beslenmeye bu kadar saldırma, işte uzmanlarda onunla ilgili görüş alma, hem işte et üretimi bu kadar zararlıdır, şu kadar zarar veriyor bilmem ne deme falan. Net şekilde hani veganlı, vejeteryanlı reklamını yapmak üzere çekilmiş bir belgeselmiş meğersem. Ama bu bahsedilen konular sonuçta bağımsız birey üzerindeki değil çevre üzerindeki etkilerinden bahsedilmiş. Mesela ben de bir porsiyon bonfili için bir insanın bir yılda aldığı duşta harcadığı su kadar su harcandığını duydum mesela. Çok fazla su, tüketimine de sebep oluyor et üretimi. Yani orada söyledikleri şeylerin hepsi doğru. Mesela tavuk çiftliklerinde üretilen tavuklar gerçekten de sağlıklı değil. Ya da işte bu sığır çiftliklerinden gerçekten de çok fazla sera gazı yayılıyor falan filan. Bunların hepsi gerçek. Fakat bunun karşılığında mesela şuna da bakmamız lazım. Acaba sebze üretilirken ne kadar doğal kaynak harcıyoruz? Sebzelerde de sonuçta çok fazla hormon ve kimyasal madde üretiliyor. Bunlar mesela toprağa karışıyor ve toprağa çok ciddi şekilde zarar veriyor. Yani aslında bu endüstriyel gıda üretimi kendi içerisinde zaten çok Toksik bir şeye dönüşmüş. Çok fazla üretildiği için bu et de bu şekilde. Mesela balık üretimi de aynı şekilde. Balık da yine normalde denizden toplandığını düşünüyoruz ama hayır balık çiftlikleri var, balık üretiyorlar. Onlar da yine çok toksik bir şeye dönüşmüş. Bence sebze meyve üretimi de toksik şeye dönüşmüş. Onlar da doğal değil. Sebze doğaldır, et doğal değil diyemeyiz. Doğal olan sebze de var, doğal olmayan sebze de var. İşte doğal üretilen et de var, doğal üretilmeyen et de var. Ona bakmak gerekiyor bence. Böyle olunca benim biraz canım sıkıldı. Güvenilirliğini biraz sorgulamaya başladım kendi içimde. Bir yandan sonuçları da merak ediyorum ama hani dedim ki bu aslında araştırma süresinde de bu işi manipüle etmiş de olabilirler. Yani nasıl? Mesela birisine sebze bazlı yemekler veriyorlar. Ama nedir? Çok organik şartlarda yetiştirilmiş, çok sağlıklı sebzeler gönderirsin. Onu böyle sağlıklı pişirme yöntemleriyle yani buharda az yağlı pişirerek gönderirsin. O sağlıklı bir besin olur. Ama ete mesela gidersin işte çok yağda kızartırsın falan sağlıksız pişirirsin. O sağlıksız olur o sağlıklı olur. 8 haftanın sonunda da dersin ki bak bu sağlıksız mı? Durursun. O süreci olduğu gibi gösteriyorlar mı yoksa tabii ki kurgu var mı? Tabii ki kurgu var yani onlara gelen yiyecekleri falan gösteriyorlar. Ama tam olarak mesela yiyeceklerin içeriğinde ne var göstermiyorlar. Mesela diyor ki bugün tavuk yiyeceğim o da diyor ki bugün ben mantar yiyeceğim örnek veriyorum. Ama bunlar hangi şartlarda toplanmış ya da nasıl pişirilmiş onu göstermiyorlar. Dolayısıyla hani eğer bu kadar böyle sebze bazlı beslenmeyi ya da vejetaryen beslenmeyi bu kadar reklamını yapıyorlarsa ben dedim ki herhalde bunlar sonuçları da manipüle edecek şekilde hareket etmişlerdir. Dördüncü bölümde sonuçlara geldik. Ona rağmen mesela bitkisel beslenenlerle eşit beslenen ikizler arasında değerleri arasında böyle çok dramatik bir farklılık yoktu. Sadece benim ilgimi çok çekti. Onu da biraz atlamışlar, hiç söz etmediler. Bitkisel beslenen ikizleri de çok ciddi şekilde kas kaybı meydana gelmişti. Mesela hepsinde daha zayıflamıştı bitkisel bazı beslenenler ama çoğunlukla kastan kaybetmişlerdi. Ki hani benim bildiğim kadarıyla tabii diyetisyenler daha iyi bilir ama eğer diyet yapıyorsan hani hep derler ki yağdan vermeye çalış, yağ yakmaya çalış ama bir yandan da kaslarını korumaya çalış. Yani kas kaybetmek iyi bir şey değil. Sonuçlarda benim dikkatimi o çekti doğrusu. Diğerlerinde bence çok böyle aşırı dramatik bir farklılık yoktu. Ki zaten hani 8 haftada da o kadar bir farklılık olur mu ondan da emin değilim. Şimdi ben geç yakın zamanda Doğu'ya gittim. Hiçbir şekilde sağlıklı beslenmiyorlar. Hepsi çok fazla sigara içiyor, koyu demli böyle katran gibi çay içiyorlar, yağlı yemek yiyorlar, sürekli et tüketiyorlar. Spor hani yapmıyorlar, ekstradan başka ürün kullanmıyorlar falan ama yaşlarına falan baktığınızda çok sağlıklı, çok dinç görünüyorlar. Mesela bazı yaşlarda çok çökük oluyor. İşte bir familyada o kişiler çok sağlıklı oluyor. Ne yerlerse yesinler dokunmuyor ama diğerlerinde mesela genç yaşta böyle bir şekilde vücutlarında bir takım sorunlar çıkıyor. Bunun sadece beslenmeyle ilgili olmadığını düşünüyorum yani genetik eğiliminiz. Bazısı tatlıyı sevmiyor hani zaten sevmiyor. Dolayısıyla onun için işler daha kolay oluyor. İlla ki o genetik şey vardır. Burada aslında bu tek yumurta ikizlerin üzerinde yapıyor olmaları da o genetik faktörleri devre dışı bırakmak istemeleri yani biraz öyle... Burası senin bir deden vardı böyle de. Onu, nasıl, onu anlatsan da çok şey besleniyordun. 90'lı yaşlarına kadar yaşayan ama günde iki paket sigara bir de böyle kaşıkla tereyağı yiyordu. Sabah herhalde kavurmalı yumurta mı yiyordu üstünde bu kadar yağ varken falan öyle bir şey. Ha yok şöyle bardağın tamamını demle doldurup sıfır su yani sadece dem koyup bir de yarısını şeker dolduruyordu. Ama orada genetik ve beslenme haricinde de yaşam tarzı faktörleri bilmiyorum. Başka bir sürü faktör olabilir ya. Bir de şöyle bir şey var. Genelde bu konulara çok kafa yormayan insanlar. Doğal bir kaynaktan gelen besinlerden korkmuyorlar. Mesela işte Karadeniz'de şeydir ya böyle buran dediği gibi kaşıkla tereyağı yer adam dersin ya kaşıkla yiyelim ya ne olacak bu doğal tereyağıdır der. Hani doğalını da işte hayvandan kendisi aldığı için. Yani hayvan doğanın kendisi ambalajlanmamış ürünlere karşı ne kadar kötü olabilir, hani ne kadar zararlı olabilir gibi bir eğilim var. Bende de galiba var. Ona hiç değinmiyor mesela şeyde. Yani aslında mesela o bitkisel gıdaların üretimi ya da meyve sebze üretimi de şu anda hep şey hormonlar yani hep bir sürü tarım ilaçları falan kullanılıyor. Ama mesela belgeselde buna hiç değinmiyorlar. Bu ilaçlar ne kadar zararlıdır? Ya da işte bunları yer yediğiniz zaman vücuduna ne kadar çok hormon alıyorsun? Bu sonuçta bir şeyler sebze meyve çok hızlı şekilde büyüsün diye biliyorsunuz hormon veriyorlar. Ya da işte onların genetiğiyle oynuyorlar. Mesela daha tatlı olması için ya da işte çekirdeksiz olması için falan gibi. Tabii ki hani vejetaryen beslenme bir tercihtir. Günün sonunda hangisi değil de Nasıl şartlarda bu yiyecekler yetiştirilmiş? Yani doğal ortamda mı yetişmiş? Et de olsun, sebze de olsun. Ve sen onu nasıl pişirdin? Nasıl yiyorsun? Bence günün sonunda bu önemli. Tamam peynir zararlıdır diyorsun, işte süt zararlıdır diyorsun, et yeme diyorsun da onun yerine önerdiğin alternatifler çok mu sağlıklı? Vegan peynir yapan bir fabrikayı ziyaret etmişlerdi. Yani vegan peynir dediğiniz nedir? İşte kajudan süte benzeyen beyaz bir sıvı elde ediyorlar ve onu işte özellikle nişasta katarak katılaştırıyorlar ve peyniri benzer bir besin elde ediyorlar. Ama içeriğinde çok büyük oranda nişasta var. Şimdi nişasta sağlıklı bir şey mi? Hani pudingten hallice bir şey yiyorsun peynir diye. Bu ne kadar sağlıklı olabilir? Yani bu vegan beslenmenin trend olmasının sebebi büyük oranda ticari diyorsun. Ticari olduğunu düşünüyorum evet. Bir de vegan beslenmek tercihtir dediniz ama sadece tercih değildir. Aynı zamanda bir lükstür. Türkiye'de vegan beslenen bir insanın e, yiyebilecekleri çok sınırlı. Eğer ekonomik durumu da müsait değilse buna o yemekleri bulmak ne bileyim doğal ürünler çok pahalı oluyor. Ürünlerin hormonlu yapılmasının bir sebebi de herkese yetim, yetmesi. Yani 8 milyar insanız yoksa doğal girişsek hiç kimse yetmeyecek. Dolayısıyla bu bir erişim de gerektiriyor. Hani şey gibi satılıyor bize de hepimizin böyle olması lazım da nasıl olacağız böyle yani. Ya kendi sebzenin meyveni üreteceksin o da nasıl yapacaksın? Evet şimdi burada ben Burak ve Şakir bu konuda biraz ahkem kestik konunun uzmanı değiliz tamamen. Öyle kendi fikirlerimizi söyledik. Konunun uzmanları dinliyorsa lütfen onlar da kendi fikirlerini, bilgilerini ve eğer bir araştırma biliyorlarsa onları yorumlara yazsın. Siz de eğer bir beslenme biçimi denediyseniz bu vücudunuza nasıl etki etti? Bunu mutlaka yorumlarda yazın. Herkese sevgiler.